Şimdi açış konuşmasını yapmak üzere Türkiye Barolar Birliği Başkanı Sayın Avukat Profesör Doktor Metin Feyzioğlu'nu kürsüye davet ediyorum. Çok değerli hocam Profesör Doktor İlber Ortaylı. Çok kıymetli meslektaşlarım. Türkiye Barolar Birliği'nin değerli yönetim kurulu üyeleri, disiplin denetleme kurulu üyeleri. Çok sayın delegelerimiz, Yaşar Bey gördüm. Türkiye'de kadın hareketinin ve sendikal hareketin öncü ismi, öncü kadınlardan Sayın Yaşar Seyman. Ankara Barosu'nun ilk kadın başkanı, şu ana kadarki tek kadın başkanı Sayın Aksoy. Hanımefendiler, beyefendiler. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ebediyete irtihalinin 83. yılında Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü kurtuluşun ve kuruluşun kadın erkek tüm kahramanlarını saygıyla, rahmetle ve minnetle anıyorum. Değerli hocam, değerli dinleyenler, ortak tarihimiz, ortak değerlerimiz biz kültürünü yarattı. Bizden uzaklaştıkça başkalaşıyoruz, benliğimizi yitiriyoruz, sorunlar yumağına gömülüyoruz. Türkiye'de yaşayan herkes, hiç ayrımsız, bu büyük bizin en değerli üyesidir. Hava, su, güneş, ekmek gibi yaşantımızın vazgeçilmezidir Türkiye'de yaşayan herkes. Köklerimiz sağlamdır ve derinlerdedir. Aksi takdirde yıllardır oynanan tüm oyunlara, sahnelenen tüm senaryolara rağmen hala bir arada ve dimdik yaşıyor olabilir miydik hiç? İşte Atatürk ve Cumhuriyet bu biz kavramının en güçlü temelleridir. Öncelikle farklılıklarımızın değil, ortak geçmişimizin, milli ve manevi değerlerimizin ve aydınlık bir geleceği hep birlikte inşa etme ülkümüzün altını yeniden ve büyük bir heyecanla çizmek zorundayız. Ancak bundan sonra değerli dinleyenler, yani ortaklıklarımızın, dayanışmamızın, benzerliklerimizin, birlikte direnişimizin altını böylesine güçlü çizdikten sonra farklılıklarımız zenginliğimiz olabilir. Bu topraklarda var olmuş, iz bırakmış bütün kadim medeniyetlerin, Selçuklu'nun, Osmanlı'nın Orta Asya'dan Anadolu'ya, Rumeli'ye ve Avrupa'ya uzanan tüm uygarlıkların mirasçısıyız biz. Bu uygarlıklar üzerine Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Mustafa Kemal Atatürk'ün evlatlarıyız biz. Hemen belirtmeliyiz ki Atatürkçü olmayı bir sorun, bir sıkıntı, Türkiye gerçeklerini okuyamama gibi sunma gayretleri açık bir algı operasyonudur. Atatürkçüler Türkiye gerçeklerini en iyi okuyanlardır. Atatürk'e saygı dışı söz ve davranışlarda bulunanları biliyoruz ve kınıyoruz. Ayrıca maskelerini takmış Atatürkçülük adı altında başka amaçlara hizmet eden sahte Atatürkçüleri de biliyor ve kınıyoruz. Kim ne derse desin, kim ne yaparsa yapsın, biliyoruz ki milletimizin kalbine nakşedilmiş Atatürk sevgisini ve bağlılığını hiçbir güç asla silemeyecektir. Atatürk'ün Türk milletine kazandırdıklarına her bir vatandaşımız yürekten bağlıdır.
Bu bağlılık sonsuza dek sürecektir. Atatürk'ü anlamadan karşı çıkan zihniyetlere de, Atatürkçülüğü kendi tekelinde sananlara da biz karşıyız. Türk milletinin Atatürk ve Cumhuriyet'le hiçbir meselesi yoktur. Türk milleti Atatürk'ü bir büyük milli değer olarak baş tacı yapmıştır. Cumhuriyeti de bir yaşam biçimi olarak benimsemiştir. Herkes bilsin ki bizim Atatürkçülüğümüz eşit yurttaşlık ilkesini temel alır. Herkes bilsin ki bizim Atatürkçülüğümüz ırkçılığı, mezhepçiliği, her türlü ayrımcılığı kesinlikle reddeder. Herkes bilsin ki bizim Atatürkçülüğümüz kul değil vatandaşı esas alır, tebaayı değil millete esas alır. Yurtta barış, dünyada barış ilkesini benimseriz biz. Hayatta tek gerçek yol gösterici akıldır ve bilimdir bizim için. Ve bizim için, yani gerçek Atatürkçüler için, kadın erkekle eşittir. Sanatı aydınlanmanın ışığı olarak biliriz. Özgürlükçü, katılımcı demokrasiye inanırız. Bizim kısacası görev belgemiz Atatürk'ün gençliğe hitabesidir. Ne mutlu gerçekten, ama gerçekten Mustafa Kemal Atatürk'ün ışıklı yolundan yürüyenlere. Hepinize selam olsun ve Türkiye Barolar Birliği Gençlik İletişim Birimini değerli direktörü, çok sevgili meslektaşım Avukat Görkem Alyanağ'ın şahsında bu muhteşem toplantıyı düzenlediği için bir kez daha tebrik ediyorum. Ve izninizle hayatımın en keyifli anonsunu yapacağım. Sana bırakmayacağım Görkem bunu. Efendim, Profesör Doktor İlber Ortaylı.